Memleketinin birinde bir adam yaşlanıp ölüm hastalığına tutulunca oğlunu yanına çağırmış ve ona vasiyetini açıklamış. Oğlum, yatağın altında bulunan iki kese altın var. Bu altınlardan birisi senin, birisi de bu ülkede bulunan en büyük eşkıyaya ait demiş. Ve oğlundan kendisi ölünce onu arayıp bulmasını ve bu bir kese altını ona vermesini istemiş. Gönlü temiz ve saf bir delikanlı olan çiftçinin oğlu Babası öldükten sonra ülkede bulunan en büyük eşkıya yaramaya başlamış. Ülkeyi köy köy kasaba kasaba gezmeye başlamış. Ve her gittiği yerde yeryüzünün en büyük eşkıyasını sormuş. Fakat ne zaman bir kasabada bu eşkıya çok büyük diye duysa hemen bir sonraki kasabada ondan daha büyük, eli daha kanlı, daha cani başka bir eşkıyayı bulmuş. Ve nihayet öyle bir şehre gelmiş ki bu şehirde duyduğu eşkıyadan daha büyük birisi olacağını düşünememiş. Ve onun yaşadığı karşıki dağlara doğru gitmeye başlamış. Ovaları nehirlere aşmış. Sonra dağın zirvesinde bulunan eşkıyanın yanına doğru giderken eşkıyanın adamları bunu görmüş. Ve biri ahmak sen buralarda ne geziyorsun? Bilmiyor musun ki buralarda biz yaşıyoruz demiş. Delikanlı da yine saf bir şekilde benim babam vefat etti. Sizin reisinizle görüşmem lazım. Lütfen beni ona götürün demiş. Adamlar da delikanlıyı almışlar ve reislerine götürmüşler. Delikanlı reisin karşısına gelince bütün cesaretini toplamış ve babasının kendisine anlattığı olayları bir bir anlatmış. Ve kendisinin yanında bulunan bir kese altını eşkıyanın önüne koymuş. Efendim duydum ki yeryüzünde bulunan en büyük eşkıya sizmişsiniz. O yüzden babamın vasiyeti budur. Lütfen bu parayı kabul edin demiş. Eşkıya delikanlıya bakarak evladım sen çok saf ve temiz birisine benziyorsun. Fakat ben eşkıya da olsam her ne kadar sana yeryüzünün en büyük eşkıyası benim olduğumu söyleseler de bu doğru bir şey değil. Biz eşkıya da olsak hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz. Ama ben sana bu ülkenin en büyük eşkıyası kim ondan haber vereyim. Bu ülkenin en büyük eşkıyası şehirde bulunan Kadı Efendi'dir. Sen git ona benim selamımı söyle ve bu bir kese altını da ona ver demiş. Önce delikanlıya yemek yedirmiş, sonra da şehre doğru onu yolculamış. Bizim saf delikanlı şehre gelmiş, kadının yerini öğrenmiş, sonra kadının huzuruna çıkmak istemiş. Huzuruna çıkınca da başından geçen olayları anlatmış, eşkıyanın kendisine olan selamını söyledikten sonra bir kese altını kadının önüne koyu vermiş. Delikanlı bu sözleri söyledikten sonra, Kadı Efendi'nin bulunduğu bu yerde büyük bir sessizlik olmuş. Ve sonrasında kadı ayağa kalkmış. Bir edensiz sen bana nasıl bir teklifte bulunuyorsun? Bu yaptığın şey hadi ki anladık eşkıya gitti bizim hakkımızda bunları söyledi. Sen nasıl gelir de ona nasıl inanır da gelip bunları bana söylersin demiş. Delikanlı biraz korkmuş. Sonrasında aman Kadı Efendi ben bir yanlışlık yaptım sen onu düzelt. Ne yaparız ne ederiz Lütfen bana bir hal çaresi söyle özür dilerim deyince kadı ilk önce yerine oturmuş. Sonra kara kaplı kitabını açmış. Biraz okur gibi yaptıktan sonra kafasını kaldırmış ve ona şöyle söylemiş. Bak delikanlı şimdi benim senden böyle ulu orta para kabul etmem. Ne devlete ne nizama ne de başka şeylere sığmaz. Benim senden bir şeyi kabul edebilmem için aramızda bir ticari anlaşmanın olması lazım. Bu şekilde bir şey olsaydı yani bu işin legal bir yolu olsaydı belki o zaman kabul edebilirdim. Bu yüzden benim bu parayı kabul edebilmem için seninle aramızda bir anlaşma imzalamamız lazım demiş. Delikanlı pür dikkat dinlediği kadıya bakarak peki şimdi ne yapmalıyız diye sormuş. Kadı efendi de pencereden dışarı bakarak bak şu gördüğün yerde benim 15 dönüm arsam var. Ve bu arsada şu anda kar var. İstersen şöyle yapalım. Ben sana bu arsanın üzerindeki karları satayım. Sen de bunun karşılığında bu parayı bana vermiş oldum." demiş ve birlikte beraber bir anlaşma imzalamışlar. Delikanlı babasının vasiyetini yerine getireceğini düşünerek çok sevinmiş ve bu kararı kabul ederek kadıyla birlikte anlaşmaya imza atmışlar. Sonra kadı parayı almış ve delikanlıyı kapıya kadar uğurlayarak yolcu etmiş. Bizim delikanlı evine doğru giderken bir hana uğramış. Handa biraz dinleneyim de sonra memlekete giderim diye düşünmüş. Fakat bir taraftan da aklı iyice karışmış. Bu adam eşkıya mı, değil mi? Bir taraftan bu paraya ben haram bir şekilde el sürmem diyor. Diğer taraftan bir çıkar yol sunuyor. Fakat aldığı bu para da çok da mantıklı bir para değil. Kendisine arazide bulunan karları satmış ve bunun karşılığında parayı almış. Delikanlı kafasındaki bu karışıklıkla birlikte uyuya kalmış. Sabah olunca kapısında yumruk sesler işitmiş. Kapıda bulunan üç tane zap diye hadi bakalım yürü seni kadı efendi çağırıyor. Onun huzuruna gideceğiz. Acil seni bekliyor demişler. Delikanlı benim kadıyla ne işim olur? Biz dün kendisiyle görüştük. Herhangi bir meselemiz yok dediyse de zabitler, polisler adamı alarak kadının huzuruna getirmişler. Delikanlı da selamünaleyküm demeden içeriye girer girmez kadı kendisine bağırmaya başlamış. Bire adam ne biçim adamsın sen? Seni büyük eşkıya. Demek sen benim tarlamı istimlak edersin ha? Delikanlı bir anda şoka uğramış. Ne demek istiyorsunuz Kadı Efendi demiş. Ben ne yaptım size? Biz demiştin seninle birlikte bir anlaşma imzalamadık mı? Bu anlaşmaya göre ben sana arazimde bulunan karları sattım. Fakat sen bu karları kaldırıp götürmek yerine benim arazimde bıraktın. Bu karları senin götürmen lazımdı. Sen şu anda benim arazimde işgalci konumundasın. Nasıl olur da satın aldığın şeyi arazimden götürmezsin? Sen ne yapmaya çalışıyorsun demiş. Delikanlının nutku tutulmuş. Ne söyleyeceğini bilememiş ve efendim ne yapabiliriz demiş. Kadı efendi tekrardan açmış kara kaplı kitabını ve ona şöyle demiş. Şimdi ben sana hapse attırsam sana yazık olacak. En iyisi şöyle bir şey yapalım. Sen ya benim arazimden satın aldığın karları kaldırıver yahut da bunun bedelini öde demiş. Delikanlı efendim ben sizin 15 dönümlük arazinizde bulunan karları nasıl kaldırayım deyince Kadı Efendi o zaman ben onu bunu bilmem kardeşim. O zaman yapacağın şey bunun bedelini bana ödemektir demiş. Delikanlı bakmış ki işin sonu iyiye doğru gitmiyor. Yanında bulunan diğer bir kese altında Kadı Efendi'ye vermiş ve aralarındaki meseleyi bu şekilde çözmüşler. Yeni sözleşmeleri imzalayan ve yanındaki bütün parayı Kadı Efendi'ye bırakan delikanlı evin yolunu tutmuş. Eve doğru giderken daha önce dağa çıkıp yeryüzünün en büyük eşkıyası diye yanına gittiği adama doğru bağırarak Ey dağda bulunan eşkıya efendi sen çok haklıymışsın eşkıyanın en büyük şehirde hem de mahkemede bulunuyormuş demiş. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaptan haham ve rahiplere seslenerek yani onların bilgili olan kişilerine seslenerek şöyle buyurur. Sakın ola Allah'ın ayetlerini Dünya menfaatini isteyerek az bir ücrete satmayın. Dünya menfaatini isteyerek ayetleri az bir fiyata satmak demek işte insanların kendi menfaatlerini, kendi çıkarlarını düşünerek bulunduğu makamları kötüye kullanmaları demek. Yönetici dediğimiz insanlar veya hakimler, savcılar, belirli makamların başında olan kişiler memleketin menfaatini kendisi için kullanmamalı. Bu yüzden insanlar kurallar çıkarmışlar, kanunlar çıkarmışlar, tüzükler çıkarmışlar. Mesela bir insan belediye başkanıysa birinci dereceden yakın olan insanlar belediye ile alakalı ihalelere giremesinler diye. Fakat maalesef günümüzün en büyük eşkıyaları kendi menfaatini düşünen, insanları iki kuruşluk dünya menfaati uğruna satmaya çalışan insanlardır. Maalesef eşkıyaları hırsızlar hep başka yerde arıyoruz da aslında en büyük eşkıyalar makamlarını kendi menfaatleri için kullananlar ve onlardan aldıkları gücü yine onlara karşı kullanan zalimlerdir. Allah bizleri böyle zalimlerden uzak tutsun ve bunların şerrinden kurtarsın, korusun.